Instagram'da bugün sizlere kıyafet alışverişi videosu göstereceğim. Kıyafetlerimi böyle yaklaşık böyle 2-3 aydır falan almaya başlamıştım. Ve Instagram'da da böyle ara ara resim atıyordum falan, sürekli soruyordunuz bana. Ben de böyle herkese yetişemediğim için, çünkü kıyafetin üstüne etiketlesem bile bazenlerini görmeyip sorabiliyorsunuz. O yüzden böyle video çekeyim, size aldıklarımı göstereyim dedim. Umarım zevkimi beğenirsiniz. Ayrıntıların hepsi açıklama kısmında olacak ve kıyafetleri de şu an yakın açıdan aldığım için size gösteremediğimden hepsinin resimlerini yanda boydan paylaşacağım. Oradan da dikkatli inceleyebilirsiniz diyorum. Videoya geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Şu an yanda da göreceğiniz gibi böyle çiçekli, böyle dizin tam üstünde biten bir yaz elbisesi. Bu aslında daha çok bahar ve yaz. Çünkü uzun kollu olduğu için yaza biraz böyle sıcak kaçabilir. Ama tam bir bahar elbisesiydi. Ben de bunu bayağı giydim. Ve çok beğendiğim bir elbise olduğu için de sizlere göstermek istedim. Zaten bunu ilk alırken de Snapchat'ten paylaşmıştım. Ve herkes bana bu elbiseyi almamı söylemişti. Fiyatı da 50 TL falan da indirimden almıştım. Cotton'un Ole by Cotton serisinden aldım. İkincisi ise buna yani aşık oldum. Bunu setten paylaşmıştım. Bedenini falan bulamamıştım. O yüzden çok üzülmüştüm. Sonra Cotton sağ olsun bana hediye gönderdi bu elbiseyi. Böyle şey bu. Çiçekli, uzun, tiril tiril. Ben bu desenine aşık oldum. Biraz bana uzun olduğu için bu dolgu topuklarla veya normal topukluyla anca oluyor. Çünkü diğer türlü biraz kısa kalıyor bana. Yani benim boyum buna kısa kalıyor. Bu elbiseyi de çok beğendim. Bunun fiyatı da 79 lira falandı. Şu an hala olması lazım mağazalarda. Eğer görürseniz bunu mutlaka bakın. Bunun mavi rengi de vardı. Bunun görselini de şu an yanında paylaşıyorum. Oradan zaten nasıl durduğunu da görebiliyorsunuz. Beni biliyorsunuz ki ben böyle küçük butiklerden falan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Hem uygun fiyatlı oluyor hem de gerçekten de hani güzel elbiseler bulabiliyorum orada. Ben böyle bir elbise aldım. Bunu okulda giydiğimde arkadaşlarım anaokul öğretmeni de benimle dalga geçtiler. Bu böyle çok klasik işte beyaz yakalı, siyah, kumaştan bir elbise. Böyle elbisenin uç kısımlarında da gömlek detayı var. Böyle sanki gömlek sarkmış gibi duruyor. Bunun da görselini şu an yanında paylaşıyor olacağım. Bunu da ben Converse'de çok beğeniyorum. Ve böyle mavi küçük bir çantam var. Genelde o takımda kullanıyorum. Yaza çok uygun. Aslında iddialı bir elbise de değil. Tam bir günlük elbise. Bir sonraki elbise de bunu da geçen en son zaten bu elbiseyi almıştım. Bunu Instagram'da da paylaştığımda bana çok fazla sordunuz. Böyle şu son zamanlarda şöyle yarım kollar çok moda ya, böyle sarkı kollar. O tarz bir tulum bu. Böyle cepleri var. Tiril tiril bir kumaşı olan. Bu da yine diz altında bir tulum. Belinde de bir kemeri vardı ama şu an kemerini bulamadığım için gösteremiyorum. Bunun boydan fotoğrafını yana koyacağım. Bunu 50 TL'ye Jület Butik'ten almıştım. Nerede olduğunu falan, çünkü birkaç tane şubesi var. Açıklama arkasına yazarım. Bunu gerçekten çok çok beğendim ben. Ben de gören herkes de çok beğendi. Ama ben bunu daha çok topukluyla falan kullanmayı seviyorum. Birazdan da göstereceğim topuklu ayakkabıyla bunu çok güzel yakıştırdım ben. Çünkü Converse'de falan boyum dediğim gibi çok uzun olmadığı için ben kendime pek yakıştıramıyorum. Ama gerçekten hem çok klasik hem de çok spor olabilecek bir tulum bu. Eğer bunu böyle bulursanız falan bence mutlaka siz de alın. Bu arada askıda da Gamze yazıyor. Çok tatlı değil mi? Şimdi size Shein.com isimli bir siteden yaptığım alışverişi göstereceğim. İsmini belki doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Hala bu konuda biraz kıtım ama burada yazacak. Ve açıklama kısmında da aldığım bütün ürünlerin linklerini bırakacağım. Öncelikle böyle bir gömlek aldım. Aslında bunu ben seçerken annem yanıma geldi, işte çok beğendi falan. Annem kendini aldı ama bunu belki ben de mesela yazın giyebilirim diye düşünüyorum. Böyle plajda falan bile olabilir. Böyle upuzun bir gömlek. Bu belinin altından sonrasında yırtmaç var bu şekilde. Zaten detaylarını linke tıklayarak da inceleyebilirsiniz. Böyle açık renkli bir gömlek. Biraz uzun olduğu için şortlarla falan, ben çok şort giyen bir insan olmadığım için şortla kombinleyebilir miyim bilmiyorum. Ama yazın yazlıkta falan kesinlikle şortlarla çok güzel olacağını düşündüğüm bir gömlek. Bayağı da uzun, böyle ayak bileğime kadar geliyor neredeyse. Zaten dediğim gibi incelemek isterseniz linki açıklama kısmında olacak. Sonrasında bir tane böyle elbise seçmiştim. Aslında bu seçtiğim elbiseden biraz farklı geldi açıkçası. Böyle burada inci vardı, kemeri falan seçtiğimle alakasız. Aslında görseli çok güzel olan ama bana biraz... Hani elbise modeli tamam uyuyabiliyor ama bu detayları falan resimdekiyle alakası yoktu. Bir de astarı biraz kısa geldi bana. Güzel, uzun bir elbise. Böyle astarı mesela işte ne bileyim... kalçanızın ortasına kadar geliyor. Onun altı böyle tül şeklinde iniyor. Hatta buna benzer bir model ben Twist'te de görmüştüm. Yani bu tarz böyle. Bunu stiletolarla falan aslında gece çıkarken giyebilirsiniz. Böyle kırmızı rujla falan bence çok güzel olabilir. Görselini zaten ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu arada dantelin desenini de çok beğendim. Hani böyle Alaturka bir desen değil. Biraz daha modern bir desen olduğu için de çok hoşuma gitti.
böyle bir şekilde. Bu bikiniyi çok beğendim ben. Aslında annemler ilk gördüğünde hani bu nasıl bir zevktir falan diye benimle dalga geçtiler ama sonra giyince onlar da çok beğendi. Böyle bu üstü yarım büstiyer gibi düşünün. Şu kollarında böyle altıgen desenleri olan, böyle önü kapalı. Altı da aynı şekilde, kenarlarında böyle altıgen deseni olan bir mayo. Bikini altı. Ben bunu çok beğendim ama bunun belki şey olabilir. Yani mesela bronzlaşırken bunu giyemezsiniz çünkü desenleri falan biraz kötü olabilir ama bronzlaştıktan sonra bunu bence giyerseniz çok güzel duracağını düşünüyorum. Gerçekten çok havalı bir mayo bu. Görselini incelerseniz de daha ayrıntılı görebilirsiniz. Diğer bir site de Runway sitesi. Onu da burada şu an görebiliyorsunuz. İlk olarak beğenmediğim şöyle bir etek. Aslında bunu alırken ben böyle çok şey heveslenerek almıştım. Üstte beyaz tişörtlerle falan çok güzel olacağını düşünüyordum. Ama bunun böyle astarı falan kumaşı da biraz kalın ve cep kısmı da kalın olduğu için bu böyle şey... kalça kısmında bayağı geniş gösteriyor ve düğmelerinde de Amerikan bayrağı deseni var. Yani çok anlamsız bir şey düğmesinde böyle bir desen olması. Onun dışındaki deseni falan dediğim gibi eteğin desenini çok beğenmiştim. Böyle uzun aşağı inen desenler, biliyorsunuz ki bunlar sizi biraz daha uzun ve zayıf gösterirler. O yüzden böyle heveslenerek seçmiştim ama böyle pek de hoşuma gitmedi. Kendime yakıştıramadığım için şu an öyle boş bir şekilde dolapta duruyor. Diz boyu falan da tam dizde bitiyor. Hatta dizin biraz daha altında biten bir etek. Diğer bir elbise de, hatta bunu biraz önce iftar yemeğine giderken giymiştim. Böyle kırmızılı, mavili, siyahlı, beyazlı bir desenli elbise. Bunun formu biraz garip çünkü tam göğüs altında bitiyor. Ondan sonrası böyle pileli, ince ince pileli bir şekilde aşağıya iniyor. Uzun, böyle dizin biraz altında bir elbise. Bunun bendeki kötü yanı askıları biraz bol oldu bana. Hani çünkü çok ince askılı olduğu için bunu sütyen giydiğinizde de çok belli oluyor. Ve şey, askıları da uzun olduğu için biraz bana açık kaldı üstten. O yüzden buralarını falan anneme diktirdim böyle içten. Ondan sonra gayet güzel bir şekilde giydim. İç falan belli etmiyor. Astarı da bayağı uzun. Çok rahat, tiril tiril bir elbise. Şu an görselin de yanında görüyorsunuz zaten. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Eminim ki bundan sonra da bayağı bir giyerim bu elbiseyi. Şimdi sıra ayakkabı alışverişime geliyoruz. Ayakkabılarımı gerçekten hepsine ayrı bir aşık olarak seçtim ve aldım. Hemen o yüzden de çok sabırsızlanıyorum. Hemen size göstermeye başlayayım. Öncelikle şu tekten böyle babetler. Bunları ben almadım. Pazar günü bir etkinliğe katılmıştım. Orada şu tekte ayakkabı sponsoruydu. Ben de bunları seçmiştim. Onlar da sağ olsunlar göndermişler. Şu an Zara'da, işte Mango'da bayağı birçok markada bu babetlerden var zaten. Ama şu tekte oradakilerden biraz daha uygun fiyatlı bence bu ayakkabılar. Ama dış görünüş olarak hemen hemen aynılar. Ayakkabının dışı kadife kumaşında böyle. Ve altın detayı var, böyle altın rengi detayı var. Ben bunu çok beğendim. Hatta birkaç dakika önce de Instagram'da bunun postunu paylaşmıştım. Onun görselini de buradan koyunca daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz bence. Bunları bütün bir yaz boyunca Büşra'da ben de çok severek kullanacağımı da eminim. Sonra Public Design markasından 3 tane ayakkabı aldım. Bunlar bu markayı gerçekten ben çok beğeniyorum. O kadar güzel ve modern ayakkabıları var ki gerçekten çok çok güzel ayakkabılar ve her gün de yeniliyorlar. Farklı modeller çıkarıyorlar. Ben de ilk olarak bir tane spor ayakkabı aldım. Bunlar böyle toz pembe. Hatta bunu eminim çok görmüşsünüzdür. Bu çünkü Rihanna'nın Puma'yla işbirliğindeki olan ayakkabısına çok benziyor. Onun böyle pudra pembesi renginde bir ayakkabısı. Çok rahatlar. 38 numara giyiyorum. 38 söyledim. Gelen ayakkabı tam oldu yani. Tek kötü yanı biraz açık renkli olduğu için çabuk kirlenebiliyor ama hemen işte bezi biraz ıslatıp sildiğinizde temizleyebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdilik çok memnunum. Biraz ağır ayakkabılar ama gerçekten çok güzeller. Böyle her renk, her şeyle de uyuyorlar zaten. Sonra yine Public Design markasından böyle bir ayakkabı söyledim. Bu da aynı ayakkabının kumaşında, toz pembe renginde. Böyle ipli ipli bir topuklu ayakkabı. Bunu açıkçası koton elbiselerin ikisiyle de çok yakıştırdım. Böyle açık renkli elbiselerle falan yazın çok güzel olacağını düşünüyorum. Topuklu ayakkabılarla benim pek bir sorunum yoktur. Rahat ediyorum. Bunlarla da çok rahat ettim zaten. Hiç böyle sıkıntı yapmadı bende. Topu da zaten öyle çok uzun değil gördüğünüz gibi. İpleri falan tek şeyi hani biraz sıkı bağlasanız bile yürüdüğünüz zaman bir süre sonra gevşiyorlar ve tekrar böyle hani sürekli onu şey yapmak zorundasınız ama o bütün ipli ayakkabılarda öyle. O yüzden pek bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. İsterseniz ipini kesip böyle tek bilekte yapabilirsiniz. İsterseniz böyle dizinize kadar geçirebilirsiniz ipleri. Tamamen size kalmış. Çok beğendiğim bir model oldu bu. Bunun da linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz zaten. Son Public Design ayakkabısı da zaten bunu Instagram'da da paylaşmıştım resimde ve çok sık da giyiyorum. Hayatımdaki en rahat topuklulardan biri olabilir. Bu siyah.
topuğu da böyle işte yuvarlak böyle kiremit rengi bordo desenli bir ayakkabı. Bu düz siyah şeylerle o kadar güzel duruyor ki ve çok da farklı bir ayakkabı olduğu için çok beğeniyorum. Hatta böyle biraz 90'lar 80'ler böyle annelerin ayakkabılarını falan andırıyor gibi birazcık modeli. Rugan böyle rahat dediğim gibi gayet kullanışlı bir ayakkabı. Siyah olan her şeyle çok güzel uyum sağlayabiliyor bence. Ve yazın içinde gerçekten çok uygun. Böyle önü falan biraz değişik dediğim gibi ama çok farklı ve güzel duruyor bence. Buna da bakabilirsiniz. Bunu ben 9 söylemişim. Biraz şeye aldandım. İlk bunları sipariş vermiştim. Hani bir numara büyük söyleyeyim falan dedim. Ama bence ayağınız neyse onu söyleyin. Çünkü 9 bana baya böyle bol oldu. Burada biraz geniş oluyor. Ama yine de idare ediyorum. Bence çok çok güzel ayakkabılar. Boğazım ağrıdı. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Vakit kısa olsun diye. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle alışveriş videoları da görmek istiyorsanız yorum olarak bırakabilirsiniz. İşte kozmetiktir, teknolojidir gibi öyle şeylerde size paylaşmaya çalışırım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşça kalın.